Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Evet, böyle gün sonunda sürpriz bir daha birlikte olduk. Dün akşam programda demiştim, çok değerli dostum, çok değerli hocam, çok değerli kardeşimiz, ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hocam. Bugün Şanlıurfa'dalar. Şanlıurfalıların konuğuydu. Öğlen Cuma vaazını Hasanpaşa Camii'nde yaptılar. O yoğun çalışmalar, koşuşturmalar arasında bize kıymetli zamanlarından bir bölümünü ayırdılar. Akşam da inşallah Grup Dergah'ın yeni CD'sinin tanıtımında da hocam şeref verdiler. Orada yine bize güzel sohbetlerde bulunacaklar ki Kanal Urfa saat 8.30'dan sonra canlı yayınla onu yine 38 ülkeye ulaştıracaklar. Ben hemen sözü hocama bırakmak istiyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok hürmet ediyorum. Hemen Allah razı olsun. Çok değerli zamanınızı. Estağfurullah. Hakikaten ben biliyorum buradan kalkacağız programa. Gece dönecek. Yarın Almanya'da herhalde var program. Evet. Duisburg'da evet. Hacılarla buluşma toplantımız var. 10 yıldır hacca giden Arafat'tan Avrupa'ya diye. Evet. Hacılar, umrecilerin Duisburg'da, Rheinhausen'da bir sohbetimiz var orada. Bizim de burada Türkiye, Trabzon'da böyle bir çalışmamız var. 10 yıllık. Oh, ne kadar güzel. Hakikaten güzel bir program. Hocam öncelikle Şanlıurfa'ya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Urfalılar adına teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Estağfurullah. Buraya kadar zahmet buyurdunuz. Rica ederim. Allah razı olsun. Abdülaziz Hocam, tabii biz sadece şunu tahsis edeyim. Biz asla Urfa'ya şeref veremeyiz. Buraya gelen sadece buradan şeref alır ve gider. Allah razı olsun. Peygamberler şehridir. Evet. Hazreti Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin taşını toprağını bereketli ve mübarek dediği bir beldedir. Evet. Daha önce siz de bahsettiniz, İbrahim Canan Hocam rahmetli, o da söylermiş. Evet. Nur içinde yatsın. Benim aklıma hep buraya gelince bir Medine hissi geliyor. Böyle içimde, evet, Mekke'ye değil de Medine'ye gelmişim, evet, gibi oluyorum. Evet. Onun için Urfa'da olmak, hiç yabancılık çekmediğim, yolda gördüğüm her insanın yüzünde o Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kalma muhabbeti, bereketi görüyorum. Kendi evimde gibiyim. Urfa'da olmaktan çok mutluyum. İyi ki geliyoruz, bir vesile oluyor. Ben size özellikle teşekkür ediyorum. Kanal Urfa TV'mizin sahibinden yönetimine, teknik masadan izleyicisine, kitlesine, evet, herkese hayırlı cumalar dileyerek bize bu imkanı verdiğiniz için gidemediğim Urfalı kardeşlerime de, gidemediğimiz ülkelere de vesilenizle ulaştığımız için ben size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii hocam hakikaten çok değer verdiğimiz, çok saygı duyduğumuz siyer üstadlarından birisi. Geçen de hatırlarsanız Muhammed Emin Yıldırım Beyefendi ile de burada aynen konuştuk. Şu anda hocam yanlış mıyım, siyerci çok az yetişiyor. Evet, biraz ihmal edildi. Evet. Ben doğrusu Siyer-i Nebi üzerine şöyle çocukluk yıllarıma gittiğimde işte rahmetli Timur Taş hocam vaazlarının arasında anardı. Evet. Ali Ulvi Kurucu hocam. Siyer deyince aklıma, evet, gelen Medine-i Münevvere'de hem mukim hem merhum. Evet. Fethullah Gülen Hoca Efendi Siyer-i Nebi'yi bize sevdirmişti. Ben sizin kasetlerinizi dinlerdim o zaman imamken. Tabii tabii. Yani hakkı teslim etmek vaciptir, boştur. Hocam yaşlandık mı diyorsunuz? Yok yok. Yani ben o zamanlar hatırlıyorum çok heyecanla. Allah razı olsun. Asr-ı Saadet'i, Hazreti Ali Efendimiz'i, evet, dinlemiştim. Hiç unutmuyorum. İnsanların gönüllerinde Asr-ı Saadet ve Siyer-i Nebi çok daha farklı bir iz bırakıyor. Elhamdülillah. Hakikaten azalmıştı. Allah razı olsun. Şimdi ben kuluçka makinası diyorum Muhammed Emin Yıldırım'a. Evet, maşallah. Çok şükür o Siyer, evet, Araştırma Merkezi Bismillah dedi. Çok güzel insanların, sizin de İstanbul'da katıldığınız o, evet, tanıtım resepsiyonunda, toplantısında
iyi bir dualı bir grupla Bismillah dedi yoluna. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Bizim halkımızın içerisinde doğusundan batısına bu televizyon programları vesilesiyle birçok imam arkadaştan mail alıyorum, telefon alıyorum. İmam arkadaşlardan. Evet. Baktım dinleyici kitlemizin içinde imam kardeşlerimiz çok yoğun. Evet. Ciddi bir şekilde. Evet. Mesela bir kardeşim dedi ki hocam ben Kütahya'nın bir köyünden galiba. Evet. Ben dedi yeni bir imamım. Çok okumazdım. Siz dedi bir sahabi efendimizden bahsettiniz. Ben adını ilk defa duydum dedi. Evet. Çok etkilendim. Artık önüne bir hedef koymuş. Evet. Sahabi efendilerimizi öğrenecek, okuyacak bir imam kardeşimiz. Dolayısıyla bu gayretleriniz, bu gayretlerimiz, bu çalışma yapan arkadaşlar ülkemizde bilhassa evet. bizi bir de birbirimize bağlayacak en güzel hayat Resulullah'ın hayatı. Ne Kürt'ün itiraz olur, ne Türk'ün itiraz olur, ne Laz'ın itiraz olur. Ben beni anlatırsam öbürü ya yemeğimiz birbirine benzemiyor, düğünümüz biraz değişik, adetlerimiz farklı. Farklılıklarımızı görüyoruz. Onlar zenginlik ama Resulullah söz konusu olunca herkes kendi örfünden vazgeçebiliyor. Diyor ki ya Resulallah sen yaptınsa daha doğrudur. Evet. Efendimizin etrafında toplanmamız daha kolay oluyor. Siyer konusunda bayağı azalmıştı. Hakikaten azalmıştı. Evet. Biraz burayı hikayecilik olarak bize iğne atan hocalarımız oldu. Evet. Böyle ya hikaye anlatıyorsunuz filan diyenleri çok duydum ben. Evet. Birkaç tane salih, muttaki hoca efendiyle istişare ettim o zamanlar. Onlar dediler ki sen o tür sözlere kulağını tıka. Onları yapıcı bir eleştiri olarak al. Ateşlesin. Ama Siyer-i Nebi'yi evet. mutlaka bu halka sevdirin. Çünkü artık insanlar internet vasıtasıyla, televizyon vasıtasıyla, gazete kültürü, müzik kültürüyle sizin rekabet etmeniz çok zor. Yani hadis dersleriyle, tefsir dersleriyle avama inmeniz çok zor. Çocuğu internetin o tahrik eden sayfalarından ancak ve ancak Resulullah'ın hayatı Aleyhissalatü vesselam ve sahabi efendilerimizin o güzel örnek hayatlarıyla bir nebze koparabiliyoruz. Bunu ben bu yönüyle bir eğitim alanı olarak görüyorum. Allah razı olsun sizin de çok büyük Allah gayretleriniz olsun. Var. Hem namaz platformunda evet. buradan Abdullah Yıldız ağabeyimi, Cemal Tokpınar ağabeyimi, Ahmet Bulut kardeşlerimi saygıyla anıyorum. Güzel bir işin işaret bir şeyini ateşlediler. Elhamdülillah hem oradan hem siyer çalışmalarında Allah gayretlerinizi bereketlendirsin. Allah razı olsun hocam. Sizlerin de emeği çok. Estağfurullah. Ben Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? Oradan gireyim. Evet. Şanlıurfa yani bizim... Gayemiz bir daha hocamı davet edebilir miyiz? Estağfurullah. Şanlıurfa'ya gelmek dedim ya gerçekten çok şeref duyduğum bir şey. Evet. İnşallah ben ailem ve çocuklarımla gelmek istiyorum. Çünkü Halilurrahman Gölü, evet. Balıklı Gölümüz, artı Harran, evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sare annemizin beldesi. Doğduğu, büyüdüğü evet. beldesi. En azından rivayetler öyle. Evet. Dolayısıyla buraların tarih kokan, Medine kokan bu havası içimde Allah şahit yani evet. Lüzumsuz yere yemin etmek doğru değil. Evet. Allah şahit ki içimde çok büyük bir huzur duyuyorum Urfa'ya gelince. Evet. Sanki kendi doğduğum, büyüdüğüm, ben Tokatlıyım. Evet. Doğduğum, büyüdüğüm şehirde gibi böyle içimde bir ana kucağı sıcaklığı. Evet, Tokat'ta imanlıdır, inançlıdır. Evet. Urfa kadar olmasa da evet. yani evet insanları imanlıdır, evet. temiz, yalın bir insanı vardır. Öyle iddiasızdır kendi halinde. Ve biz Urfa'yı hep böyle dinimizin memleketimizde ateşleyici illeri, evet. Erzurum gibi, işte Malatya gibi ki bunlardan daha önemlidir Urfa, evet. Konya gibi, İstanbul gibi, evet. böyle Bursa gibi ateşleyici iller, evet. öncü iller. Urfa bizim gönlümüzde bana Urfa dediklerinde din aklıma geliyor hemen. Müslümanlık aklıma geliyor. Ama çok güzel bir tespit. Urfa deyince din akla geliyor. Din yani. Akla geliyor. Hazreti İbrahim'in bu topraklardan geçtiğinin belki de evet. Şey
topluma yansımış sosyolojik delili bu olabilir. Evet. Yani Urfa deyince kimsenin aklına içkisi, sarhoşu, işte zinasının çokluğu filan gelmiyor. Kan dökücü cinayetlerinin çokluğu akla gelmiyor. Evet. Urfa deyince akla gerçekten din akla geliyor, Hazreti İbrahim Aleyhisselam akla geliyor. Evet. Ve Urfa insana ana kucağı gibi sıcak bir il gibi geliyor. Evet. Ben öyle hissediyorum. Yani buradan şunu diyebiliriz, Urfa'da iskan eden kardeşlerimiz bu işin farkında olsunlar. Balığın suyun içindeki balık gibiler. Evet. Bence fark etmeleri lazım. Tüm Urfalı kardeşlerime inanın. Evet. Burada yaşadığınız için bence her gün bir iki rekat ayrıca nafile evet. namaz kılın derim ben. Evet. Çok hoş, çok güzel, huzurlu bir yer. Tabii ki hayat içerisinde sıkıntılar vardır. Dünyevi geçim darlığı olabilir. Sahabe efendilerimiz bal börekle beslenmiyorlardı. Tabii. Ben Topkapı Sarayı'nda Fatıma annemizin bir elbisesini teşhir ettiler. Evet, geçen yıl görmüştüm. İzleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Evet. İnanın o elbiseyi bugün Urfa'da dilencilik yapan birine verseniz giydiremezsiniz. Giydiremezsiniz. Peygamber kızı, Resulullah Efendimizin kızı, dünyanın incisi, cennet kadınlarının efendisi Fatıma-tü Zehra, Hazreti Hasan'ın, Hüseyin'in anası, dünyaya Zeynep bırakıp gitmiş bir kadın. Anneler Sultanı Fatıma annem bu elbiseyle gezmiş. Yani dünyaya geçim darlığı, vah tüh, işsizlik, tabii ki bunlar bir derttir ama evet. ben işin manevi boyutunda Urfa'da yaşayanların inanın talihli insanlar, nasipli insanlar olduğuna inanırım. Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi şehirlerimizden sonra bir şehirler daha ilk ona sayılacaksa dünyada ilk ona girecek şehirlerdendir Bağdat, evet. Urfa, İstanbul, Kahire, Şam gibi illerimiz İslam inancının sinir uçlarıdır. Evet. Kalp atışlarının duyulduğu noktalardır buralar. Evet. Buralar en kötü zulüm yıllarını da yaşamıştır. Dine en çok baskı yapılan, katliamların olduğu, Moğolların gelip geçtiği, yakıp yıktığı yılları da görmüştür. Farklı zamanlarda inişli çıkışlı acılar da yaşamıştır. Ama buradan dini kimse söküp alamamış. Elhamdülillah. Hocam bizim tespitlerimize göre şu andaki Türkiye haritası sınırında ilk sahabelerin ayak bastığı Harran, Şanlıurfa, Antakya böyle sayacak evet. olursanız hakikaten ben yani bir Urfa'da yaşayan bir vatandaş olarak şu Balıklı Gölü'nün oraya gittim o tırfındır o bölgeler ki bilmem anlatmadım belki size bizim meşhur bir tırfındır tepesi var. Evet. Ta sahabeler İyad bin Ghanem radıyallahu anh komutasında işte Ebu Musa el-Eş'ariler efendim daha birçok sahabeler geliyorlar yani Ramazan'ın çıkmasını bekleyemiyorlar. Çok enteresan. Yani Harran'ı fethediyorlar. Diyorlar ki Ramazan çıksın. Ya İyad Ramazan'dan sonra bekleyemem diyor. Heraklius burada kalede saklanmış. Onu yakalamak istiyorlar. Geliyorlar şu Balıklı Gölü'nün arkasında inşallah sizin kalacağınız otelin hemen üst kısmı Tırfındır Tepesi. Orada iftar ediyorlar. 1300 küsur sene geçti Hazreti Ömer döneminde. Radıyallahu. Orada iftar ediyorlar. O tepenin ismi halen Tılfındır. Hmm. Tılfıtır. İftar tepesi. Allah Allah. Tabii keşke oraya yetkililerimiz, biz bunu feryat ediyoruz. Sesimize inşallah bir gün kulak verirler. Yani sizden de fikir almak istiyorum. Yakışır değil mi oraya bir Fethi Camii? Tabii. Yani bence her medeniyet kendi imzasını, kendi örfünü korumalıdır. Evet. Milli kimlik böyle korunur. Evet. Yani bu toprakların sahabeyle irtibatını gelecek nesillere neyle aktaracaksınız? Mesela bizim Kazancı Pazarı'nda, sizin bugün vaaz verdiğiniz Hasan Paşa Camii arkasında, Kazancı Pazarı'nda Urfa fethedildikten sonra Hazreti Ömer adına bir cami yapılıyor. Halen halk der, Ömeriye Camii. Allah Allah. Ömeriye Camii. Gerçi tarihi eserlik kalmamış şu anda. Ama hakikaten bunlara sahip çıkmak çok. Lazım. Bu eşyaların, bu mekanların bir dili vardır. Evet.
Yani bizi gelecek kuşaklara taşıyacak olarak ne sizin sesiniz, tabii, ne bizim görüntümüz. Biz evet, ölüp gideceğiz. Eşyaya Allah insandan daha uzun ömür vermiş. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud tepesinde biz Uhud'u severiz, Uhud bizi sever derken evet, Allah Resulü Uhud'da yaşananlara dikkati Müslümanların hep canlı kalsın diye. Uhud deyince benim aklıma dağ mı gelecek yani? Uhud'da dağı deyince Uhud olayı gelecek. Evet. Uhud savaşı gelecek. Evet. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Şemmas radıyallahu anhum onlar gelecek. Evet. Allah Resulü dağı seviyorum diyor. Dağ sevilir mi? Cansız bir cisim. Demek ki dağın da bir kalbi var, bir ruhu var, bir dili var. O dağ da bizi sever diyor Allah Resulü. Evet. Mekanla Allah Resulü bir irtibata geçiyor. Cansız toprağa bu beni sever diyor. Ben bunu severim diyor. Öyleyse kişinin belli hatıraları yaşadığı yeri sevmesi ve oralara eser bırakması Efendimizin bize zımmen haber verdiği işler. İşte Urfa'da yaşananlar, Urfa'ya gelen o sahabi efendilerimizin hatıralarının kalıcı hale getirilip gelecek nesillerin o sahabeyle Urfa'da bir köprü kurması çok evet, mühim bence. Evet. Hakikaten ben de arzu ederim burada bir fetih mescidinin olması, olmasını, evet, bir kapısına İyaz bin Ghanem Alem kapısı denmesi, evet, bir kapısına Hazreti Ömer madem başkomutandı evet, denmesi Urfa'ya yakışır yani. Hep. Yani hakikaten oralara gittiğinizde işte Ebu Musel Eşari'nin o güzel sesiyle namaz kıldırdı tepede. Sahabelerin ordu oluşu, yani bu unutulmaması gereken tabii, bir tabii şey. Yani. Geçen hafta Samsat'taydık. Evet. Safvan bin Muattal radıyallahu anh. Evet. Ki ben o siz de herhalde yakın bir tarihte gitmiştiniz. Yakın bir tarihte gittim. İki ay önce gitmiştim. Evet. Hakikaten bölgemizin kutup yıldızları bunlar. Evet. Yani Safvan bin Muattal gittiğin zaman ben şahsen böyle o Hazreti Ayşe olayı, ilk hadiseleri, evet, şunlar bunlar nokta istinad bize onu hatırlatıyor. Evet. İnşallah onu bir şeyler düşünüyoruz. İnşallah. Samsatlılar şu anda bizi izliyorlardır. Söz verdim. Dedim ki inşallah Ömer hocamı, Muhammed Emin hocamı güzel bir şey yaparsak anma günü. Şerefle. Evet. Geliriz o büyük sahabeyi. Bizim için çünkü şeref bizim, olur. Çünkü bizim kutup yıldızlarımız dedim evet, ya sahabeler. Hangisine tabi olursak sarı, bizi hidayete bizi götürür inşallah. Doğru yola götürecek. Evet. Evet. Urfa'da bu yönden çok zengin. Başta Hazreti İbrahim Aleyhisselam olması. Aleyhisselam. Haram bölgesi. Hatta az önce konuşuyorduk. Dediniz ki ben Urfalıların simalarından bir şey alıyorum. Onu bir daha ben alabilir miyim? Yani şimdi özel konuşuyorduk. Evet, 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 evet. Yani böyle hiç tanımadığım, daha önce hiç karşılaşmadığımız, evet, muhtemelen işte televizyondaki programlarımızdan bizi izlemiş de evet, Resulullah Aleyhisselam'a evet, duyduğu sevgiyi bize yansıtan evet, o yüzlerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evet, kokusunu, İbrahim Peygamberimizin o bereket, şefkat, cömertlik, yani adam buyur hocam ne olur bir şey ikram edeyim hemen, öyle tatlı, öyle sıcak, munis bir yüz ki evet, tıpkı Medine kokusu geldi bana. Yani evet, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Resulullah Efendimizin büyük dedesi. Evet. Kainatın sultanı Hazreti İbrahim buraya geldiyse evet, ki gelmiştir. Gelmiş. Yani kabrini bilmeyiz. Ama bu evet, topraklarda yaşadığına dair çok karineler güçlü, var. Çok güçlü karineler evet, var ve ben de inanıyorum ki evet, yoksa bir şehir 5000 yıldır dinle anılamaz. Yani 5000 yıldır hep din evet, o şehrin kimliği olamaz. Bakın Urfa'da çok büyük ses sanatçıları çıktı. Evet. Halen Türkiye çapında, uluslararası çapta, halk müziğinde, çeşitli müzik dallarında çok ses sanatçılarımız evet, var. Çok değerli insanlar var, siyasetçiler var, şunlar var, bunlar var. Bütün bunlara rağmen. Üstelik de işte Grup Dergah bizle program evet, yapıyor. Evet. Grup Dergah gibi bayağı gruplar da var üstelik şeyde. Evet. Burada Grup Dergah'taki kardeşlerimiz işte artık daha böyle Türkiye çapında Urfalı bir grubun evet, ilahi anlamında, İslami müzik anlamında diyelim. Evet.
modern tabirle Urfa'yı temsil noktasında güzel hareketler yapıyorlar, öne çıkmalar oldu. Fakat bütün bu diğer siyaset, spor, müzik neyse bütün bunlara rağmen Urfa'nın hala değişmeyen kimliği İslam. Evet. Yani mümin ve Müslüman topraklar oluşu, buranın peygamberler şehri oluşu evet. hep baskın bir kimlik olmuş. Evet. Öyleyse suyu yokuşa doğru sürmenin bir anlamı yok. Evet. Bu şehri Medine kokusuyla korumak lazım. Evet. Bu şehrin insanı, bu şehrin çocukları, bu şehri ziyaret eden insanlar, inanın Hristiyan dünyada buna saygı duyar. Evet. Başka dinden olanlar, onlar koruyor çünkü. Yani bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 5000 yıl önce yaşamış dinlerin mensupları kendi ülkelerinde çok sağlam delili olmayan şeyleri bile yaşatıyorlar, koruyorlar. Evet. Ritüelleri, sembolleri canlı tutuyorlar. O figürleri bugünkü tasarımlarla film yapıyorlar, çizgi film yapıyorlar, kendi inançlarını taşıyorlar. Evet. Dolayısıyla bizim de bu Urfa'mızın o dini kimliğiyle alakalı beni ilgilendiren taraf odur. Evet. Çünkü sosyolojide bir kaide var. Bir problemin bir tane çözüm yolu yoktur. Bir toplum birçok acıyı yaşar, bir yerde patlar. Mesela Libya, Mısır, son günlerin evet. güncel meselesi. Evet. Bir mesele değildir dert. Acı bir tane değildir. Bir sürü olayların toplamıdır o. Evet. Ama bize düşen, ilahiyat alanında çalışan insanlara düşen toplumun ilahiyat alanındaki acılarını gündeme getirmek, evet. eksik yanlarını gündeme taşımak ve onların giderilmesi için yetkilileri evet. uyandırmak, gücü yetenleri bu yola teşvik etmek olmalı. Evet. Bana düşen budur. Evet. Sosyolog kendi işini yapsın, fizikçi kendi alanındaki arızaları gidersin, matematikçi kendi alanındakini gidersin. Evet. Ama ben bana yakışan Peygamber Efendimiz ve asr-ı saadetin bu toplumun hala çimentosu olduğu, mayası olduğu, bizi birbirimize tutan, evet. işte ben gördüm bugün daha önce gelmelerimde vatandaş beni ne tanır, ne bilir, evet. nereli olduğumu bilmez, ne ırk sorunumuz var, ne bir köken sorunumuz var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam adı bile yetmiş beni buraya sevdirmeye. Ben kim? Evet. Kimin cebine 5 kuruş koydum? Kimi soframa oturtup yemek yedirdim? Evet. Resulullah'ın mucizesinin apaçık canlı örneği değil midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halen bizi birbirimize sevdiriyor. Onun hatırına sizi seviyorum. Evet, onun hatırına. Evet. Ben de onun hatırına hem Urfa'yı seviyorum, evet. hem Peygamberimizi seven herkesi seviyorum. Evet. Demin konuşurken Sevban radıyallahu anh konuşmuştuk. Evet. Emevi sultanlarından birisi ziyaret ediyor diyor. Sevban, sen Resulullah'ın azatlısı olmasaydın ne olurdu? Diyor, senin gibi bir sultan benim ayağıma gelmezdi. Allah Allah. Evet. Yani seni Şam'dan ta İdlib'e kadar getiren benim Resulullah'ın azatlısı oluşum. Allah yani Allah. Beni andıran o yüce. Kapısında tenor, köle olmak bile. Kapısında köle olmak bile. Evet. Halifeleri ayağına getiriyor. Ayağına getiriyor. Ya. Yani çok önemli. Allah o şereften bizi mahrum amin. Etmesin. Amin, amin. Urfa'nın insanı hakikaten şu sekülerleşen dünyada artık iyice her şeyin kirlendiği, bir iyice birçok olayın yozlaştığı dünyada Urfa insanı inanın genelde biz geziyoruz tabii sizin evet. gibi Türkiye'de birçok yere gitme evet. imkanımız oluyor bu sohbetler vesilesiyle. Urfa halen kendi adına yakışır şekilde birkaç adım önde duruyor. Dini kimlik olarak, evet. Peygamber sevgisi olarak. Allah bunun içini doldurmayı, ona sadece kemmiyet değil, keyfiyet olarak da yani layık olmayı. Yani kuru bir gurur olmamalı. Olmamalı. Bunun üzerine güzel şeyler bina evet, etmeli. Güzel ahlakla evet. taçlandırmalıyız. Evet. Allah nasip etsin. Amin. Hocam güzel şeylerimiz var elhamdülillah. Bu son zamanda ben şuna çok seviniyorum. Köylerimizde bile gerek Diyanet ağırlıklı, gerek özel vakıf dernek ağırlıklı ve gerek köy halkının çalışmaları elhamdülillah köylerimizde bile Kur'an kurslarının açılması. Elhamdülillah. Yani zaman zaman bizi davet ediyorlar. Yani köylere gitmek de apayrı bir şey. Bazen radyoda, hani biz radyocu olmamız hesabıyla, televizyonda olmamız hesabıyla, işte açıyorum mesela hanım kızlarla konuşuyoruz. Köyünüzde diyorum başlık var mı? Aa diyor hocam haramdır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kan davası mı? Hayır diyor, bizde olmaz öyle şey. Elhamdülillah. Çünkü o bir cehalet kalıntısıdır. Evet. İnşallah bu yeni nesil
Allah razı olsun sizlerin, bizlerin, hepimizin böyle programlarıyla, vaaz ve nasihatlarıyla çözülecektir. Demin geliyorduk, virajda dikkat ettiniz. Bayanlar, ya, yaşlı çocuklar, ya, yaşlı, çarşaflı, hemen arabaya baktılar, Ömer hocam. Tanıdılar, evet. Tanıdılar. Evet, demek ki bu millet dindardır, evet. Dini seviyor, başka hiç bunun alternatifi yok. Kesinlikle. Evet. Yani biz değerlerimizi çok korumalıyız. Evet. Şimdi şöyle bir haksızlık oldu yıllarca. Mesela Doğu'da, Urfa'da, evet. Şırnak'ta, Mardin'de, Diyarbakır'da birkaç tane kötü olay olsa, evet. Kan davası olsa, cinayet olsa, kız kaçırma olsa, bu birkaç tane olay, 10-15 tane olay olsun isterse, evet. Sanki bütün Doğu'da herkes böyle yapıyormuş gibi. O çok kötü. Herkes, evet. Kızını parayla satıyormuş gibi, evet. Başlık parasıyla, evet. Satıyormuş gibi. Pazarlık yapılıyor, kızı en çok parayı veren kimse o alıyormuş gibi. Bir imaj doğuruyor. Evet. Bu medyanın kötü yanı. Evet. Halbuki İstanbul'da ben Büyükşehir Belediyesi'nde mezarlıklar müdür yardımcılığı da yaptım. Ortalama, evet. 250-300 kişi ölüyor. Bunların içerisinde en az 25-30 tanesi cinayetle öldürülüyor. Ama kimsenin haberi yok. Kimse günde 30 tane cinayet işlenen yeri, evet. Cinayetler şehri olarak sunmuyor. Sunmamalıyız da tabii. Sunmamalıyız, haksızlık olur. Ama Doğu'ya da haksızlık yapıyoruz. Evet. Yani işte dediğiniz gibi bak kan davası bizde yok diyor. Evet. Doğu'nun kaç yerinde var? Olabilir. Cehalet her yerde var. Tek tük, evet. Birkaç tane olabilir. Bunu da eğitimle aşmaya çalışacağız. Yani, evet. Peygamber Efendimiz'i anlatacağız. Bana düşen, size düşen bunu anlatmak. Diğer ilgililer, yetkililer onun kanunu, altyapısını hazırlayacak. Herkes üzerine, herkes üstüne düşeni, evet. Yapınca burada kuzuyla kurt kardeş gibi geçinir. Evet. Yani ben bu yönüyle, sonra bu son yıllarda dini, musiki anlamında ilahiler daha hoşa giden. Mesela grup dergahı biz 2 yıldır Kanal 7'deki programlarımızda, evet. Beraber olduk arkadaşlarla. Çok çok olumlu tepkiler aldık. Yani Kayserili, Nevşehirli, Aydınlı, Manisalı, Tokatlı, Yozgatlı insanlar... Ya hocam ne kadar tatlı müzikmiş. Evet. Ne kadar hoş. Halbuki siz bunu belki yüzyıllardır yaşıyorsunuz. Urfa'da herkes bunu dinliyor yani. Yani evet. Şimdi Urfa'nın bir halk müziğinde geceleri var. Evet. Değil mi? Sıra geceleri. Geceleri. Evet. Sıra geceleri var. Bir de bu tekke tarzı ilahilerdeki, evet. Evet. Dini yönden bu açlığı da doyuruyor. Bizde ahenk derler. Çok ahenk. Ahenkle, evet. Evet, ahenkle. Ahenk yani, az önce işte Mehmet abinin, evet, Mehmet Özbek, evet. Abinin evinde, evet. De izledik. Evet. Ya ne harika, evet, şeyler. İnsanın ruhu doyuyor, evet. Yani. Hocam Urfa'nın, ki ben sizi o yönden de tebrik ediyorum. Programlarınızı ben burada programı bitirdim mi yetiştiğim kadar dinliyorum. Onu estağfurullah. Aynı gözü olmaz hesabıyla. Eyvallah. O kadar hoşgörülü ki inşallah hep devam eder. Mesela grup dergah dediniz. Bir bakıyorsun Kürtçe bir ilahi okuyorlar. Aynı heyecanı stüdyodakilerden yansıdığını görüyoruz. Tabii. Arapça okuyor, Türkçe okuyor. Herhangi bir şey yok. Evet. Ne kadar güzel. Şimdi Urfa'nın zaten musikisinin, ahenginin bu kadar güzel oluşu 3 unsurun süzme balı. Eyvallah. Yani eyvallah. Türkçenin, Arapçanın bizde problem yok. Elhamdülillah. Camide hocam Kürt müdür, Arap mıdır, Türk müdür? Hiç bakmam. Tabi'il imam derim. Allahu Ekber. Çünkü dediniz ya bizi birleştiren Allah Resulü'nün, bitti. O yüce sevgisi. Birileri tabi kaşıdılar bunu. Yanlışlıklar, evet. Da yapıldı. Gerek o taraftan gerek bu taraftan. Ama inşallah bu sonundadır. Son kertesindedir. İnşallah bir daha İnşallah. Böyle bir şeyler yaşanmaz. Düzelir. Mesela damak tadımızdan da bahsedeyim. Urfa'nın. Yine 3 unsurun damak tadı. Yani Kürt kültürü, Arap kültürü, Türk kültürü. Gerçekten o üçünün süzmesi. Yani işte bir çiğ köfte diyelim, bir başka diyelim. Şıllık diyelim. Şıllık diyelim. Tatlı yani. Evet. Hakikaten o 3 unsurun süzmesi. Çok. Bunun kıymetini bilmek lazım. Onun için ben acizane Urfa'da özellikle Bediüzzaman Hazretleri'nin teşkisleriyle. Hani diyor ya, şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Garba ayağa kaldıracak akıldır. Evet. Düşüncedir. Ekseri peygamberlerin bu bölgede gelmesi, evet. Zuhur edişi. Evet. Kaderi ezeliyen diyor, bir remzidir ki
bu bölgeyi intibaha getirecek din ve kalptir. Başka bunun alternatifi yok. Evet. Çok bu, doğru bir tespit. Bunu yapmamız lazım. Allah'a İnşallah burada böyle büyük eğitim merkezleri açılır. Bir Haseki tipi benim hep hayalimdir. Evet. Burada eğitim merkezleri inşallah olur. Çocuklarımız elhamdülillah çok güzel eğitiliyor. Şu anda Urfa'da birçok böyle dernekler, vakıflar. Mesela yarın akşam bir program var, öbür akşam bir program var. Biri aile içi eğitim programları falan. Zannediyorum ki buna ağırlık vermemiz gerekiyor. Evet, evet. Yani bir büyüğümüzden ben bundan 20 küsur yıl önce dinlemiştim. Evet. Şöyle bir güzel tespitte bulunmuştu. Bu bir profesör doktor, makina mühendisi. Dedi ki Avrupa'da dedi, ben dedi Almanya'da, Avrupa'da kaldım. Avrupa'da, Amerika'da bir üniversite hocasının en az üye olduğu 3 tane sivil toplum örgütü vardır dedi. Dernekler. Evet. O gider Afrika'da aylarca yardım dağıtır, profesördür. Evet. Diş doktorudur, gider işte Hindistan'da aylarca diş tedavisi yapar, parasız. Evet. O derneğinin hizmeti olarak. Hristiyanlık Afrika'ya nasıl yayıldı zannediyorsunuz? Evet. Ne ilgisi var Afrika ile Hristiyanlığın? Bu hizmetlerle kim ne çalışırsa Allah karşılığını veriyor. Rahman, evet. Allah. Dolayısıyla bizim aydınlarımız da ne zaman, bizim kaliteli alimlerimiz de ne zaman toplumun içine inerler? Evet. Biz eskiden beri gördük. Yani elit kesim olabildiğince evlerini ayırmışlar, mahallelerini ayırmışlar, evet. Arabaları farklıdır. Daha ayrı bir yaşantıları vardır. Kendilerinin tat aldığı, kendilerinden tatmin oldukları, alt sınıfla çok içli dışlı olmayan bir yapı vardı. Evet. Son yıllarda hamdolsun hem ilahiyat alanında, işte bakın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez çok muhterem bir insan. Aynı zamanda akademisyen, profesör, evet. Doktor. Ben Mehmet Görmez Hoca'yı dinlerken inanın içim huzur doluyor. Yani bu diyorum, beni aldatmaz diyorum. Yani İşin ehlidir. Ehlidir, evet. Diyorum ve biliyorsunuz bu toprağın çocuğu. Niziplidir. Evet, niziplidir. Niziplidir. Allah başarılar versin. Abi. Yani hakikaten ne kadar faaliyet kaliteli yapılırsa, Haseki tarzı, evet. Buraya inşallah bir güzel eğitim alanı açılır. İnşallah. Buradan çok büyük alimler çıkmış geçmişte, hem tarihte. Hem Suriye'nin, hem İran'ın ya, merkezinde, hem Arabistan'ın, hem Kürt bölgesi, hem çok Türk bölgesi. Harika çok bir şey olur. İnşallah olur. Allah muvaffak eylesin. İnşallah olur hocam. Cenab-ı Hak huzur versin, güzel, amin. Geçim versin. Amin. Ben doğuda bir ile sohbete gitmiştim. Bir yaşlı, çarşaflı, ihtiyar bir teyze geldi. Hiç unutmuyorum, birkaç yerde de anlattım. Şu kolunun şeyiyle, elbisenin ucuyla ayakkabımı silmeye çalışıyorum. Allah, yüksekçe Allah. Bir platform. Evet. Ben gezerek konuşuyorum önde. Ya ne yapıyor dedim. Kadın kalktı, sessizce geldi. Ben de konuşurken baktım ki eliyle ayakkabımı silmeye çalışıyor. Çekildim, utandım. Bir daha bir genç bayan geldi, 40-50 yaşlarında. Onunla Kürtçe bir şeyler konuştu. Ondan sonra dedim ki ya niye böyle yapıyor, nedir dedim, yani ayıp dedim, yani sohbet esnasında ben böyle şeylere alışkın, evet. Değiliz hani. Dedi ki hocam, diyor ki dedi, ben bunu televizyonda izliyorum. Resulullah'ı anlatıyor. Evet. Anlatırken bazen ağlıyor. Ben de ağlıyorum. Evet. Ayakkabısını sileyim ki Resulullah belki bana şefaat eder. Allahu ekber. Kürtçe onu söylemiş, evet. Ona. Şimdi ben Tokatlıyım. Evet. Bu samimiyeti ben memleketimin çok az yerinde görürüm. Evet. Çok az yerinde görmüşümdür. Şu samimiyet, şu teyzenin samimiyeti. Ben annem gibi sevdim o kadını. Evet. Resulullah'a olan aşkını görünce. Ama ne kadar hassasiyet. Çok. Yani adam Resulullah'a anlatıyor. Ben, evet. Onun ayakkabısını sileyim. Evet ki Resulullah, evet. Efendimiz diyor bana şefaat etsin. Yani bu milletin Kürdü de böyle, evet. Türkü de böyle, Arabı da böyle. Allah bizi bu kardeşlikten ayırmasın. Ayırmasın. Rabbim bizi birbirimize sevdirsin. Amin. Amin.
ayıplarımızı, kusurlarımızı değil, güzel taraflarımızı görmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Kürdün de kötüsü vardır, Türk'ün de kötüsü var. Her insandan çıkar. Yani bugün Cuma vaazında dedim, benim kanım Kürt'e uyuyor mu? Kürt'ün kanı Arap'a uyuyor mu? Uyuyor. A grubu olduktan sonra Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü asil yok. Kan grubu da yok zaten. Öyle bir asil kan da yok yani, öyle bir şey. Evet. Birileri söylemiş. Yani evet. Türk'ün de eli omuz başlarında, Kürt'ün de evet. ayakları burada, aynı başı omzunda. Demek ki yaratan Allah aynı şekilde yaratmış. Damla ayrımcılık kime? Biz. O kadar. Evet. Rabbim yolundan ayırmasın. Allah razı olsun. Hocam siz çok yorgunsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetinize doyulmaz. Estağfurullah. Ama şöyle bir söz alalım. İnşallah ileride. İnşallah. Böyle daha geniş zaman bir sohbet şerefle edelim. Şerefle. Kanal Urfa bizim evimiz artık. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben... bu arada hemen o da bir görevdir benim için. Dün akşam duymuşlar hocamı buraya davet edeceğim. Suriye'den, Halep'ten. Muhammed kardeşimin şahsında bütün dinleyiciler şu anda sizi izliyorlar. Halep'e, Hazreti Halid bin Velid'e, Bilal-i Habeşi'ye evet. selamlarımı iletsinler. Evet. Evet. Ben de Suriye'deki kardeşlerimi ve bizi şu anda ekranda izleyen tüm kardeşlerimi muhabbetle kucaklıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu akşam da inşallah yine Kanal Urfa'dayız. Canlı Urfa'da inşallah. Grup Dergah'ın inşallah. Kaset tanıtım galasında inşallah birlikte Allah olacağız. Yarın da inşallah biz Almanya'da, Duisburg'da, Rheinhausen'da, Arafat'tan Avrupa'ya hacılar buluşuyor toplantısında olacağız. Ne güzel. Orada gurbetteki kardeşlerimiz de imkan evet. bulanlar, orada görüşürüz. Evet. Urfa'dan ayağımızın tozuyla evet. Avrupa'ya bir selam getiririz. Ben ikinci olarak da ben şunu da hemen hatırlatayım. İnşallah hocamdan söz aldık. Adıyaman, Kahta, Samsat belediyeleri veya oradaki işte Safvan Derneği olsun, Sahabe Derneği olsun. Eğer Safvan bir muattalla ilgili önümüzdeki Haziran ayı falan demiştik. Eğer bir anma programı düşünürlerse başımla beraber. Her iki hocamdan da söz aldım. Muhammed Emin Yıldırım kardeşimden de, Ömer hocamdan da. Biz hazırız. Yeter ki o sahabeyi bütün dünyaya tanıtalım. Allah çünkü Allah onlar bizim rehberimiz. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür Allah ediyorum size, olsun. Şahsınızda, Kanal Urfa yönetimine, kameraman olsun. Ve ses, tüm teknik ekibe, emeği geçenlere ve izleyici kardeşlerime saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Cumanın bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Efendim değerli izleyiciler, bu akşam saat 8.30'dan sonra Şehitlik Çamlık'tan Grup Dergah'ın, ki hocamın refikleri, hocam da onları çok sevdiğinden bahsetti. Eyvallah, eyvallah. Yeni bir CD'lere çıktı Kerbela diye. Kerbela. Onun galası var, tanıtımı var. Hocam da şeref verdiler. Estağfurullah. Orada bir sohbetleri olacak, inşallah istifade edeceğiz. Grup Dergah'ında yeni CD'sini dinleyeceğiz. Tabii ki Kanal Urfa ekranlarında olun diyoruz. Efendim Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi